Merhabalar herkese. Ben bugün Nurullah Atıcı anlatacağım. Kendisi Türk Edebiyatı'nda deneme yeri alınır. En ünlü denemecilerden biridir. Hatta en ünlüsüdür desem de yanlış olmaz. Şöyle başlayayım. Slayt şeklinde hazırladım. Hayatı 21 Ağustos 1898'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokuldan sonra 4 yıl boyunca Galatasaray Lisesi'nde eğitim almıştır. Daha sonra eğitimine İsviçre'de devam etme kararı almıştır. Fakat babası 1919'da ölümünden sonra babasının ölümünden sonra İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştır. Ve 1922 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okumuştur. Yalnız burada eğitimini tamamlayamamıştır. Fransızca öğretmenliği ve tercümanlık yapmıştır. Yani burada Fransızca öğretmenliği ve tercümanlık bana birazcık değişik geldi ama sonradan öğrendim ki Fransız kitaplarına ve de Montaigne'den dolayı Fransız edebiyatına Batı'ya birazcık düşkünlüğü var. Sonradan öğrendim. O sebebe bağladım Fransızca öğretmenliğini. 1945 yılından sonra ise Cumhurbaşkanlığı tercümanlığı yapmıştır. İlk şiirleri dergâhta yayımlanmıştır. Fransız, Latin ve Rus klasiklerinden çeviriler yapmıştır. Gazete ve dergilerde eleştiri ve deneme türünde yazılar yazmıştır. Eleştiri yazılarıyla Türk edebiyatında izlenimceleştirinin ilk örneklerini vermiştir. Akşam gazetesinde tiyatro eleştirmenliği yapmış ve Hakimiyet Milliye, Ulus, Milliyet, Tan, Posta, Cumhuriyet ve Son Havadis gazetelerinde ve de Dünya gazetelerinde eleştiri yazıları çıkmıştır. Denemeleri ise Türk Dili, Varlık, 7 Gün, Ülkü ve Seçilmiş Şikayeler adlı dergilerde yer almıştır. Edebi kişiliğine gelecek olursak, dil devrimini ve dilde yalınlaşmayı savunmuştur. Yabancı kelimeleri kullanmamış, hangi kökten geldikleri kolay anlaşılır olsun diye bunları tercih etmemiştir, yabancı kelimeleri tercih etmemiştir. Latince, Grekçe, Farsça, İngilizce ve Arapça gibi yabancı dillerin eğitimi ülkemizde zorunlu olamayacağı için bu dillerden alınan kelimelerin Türkçe'ye çevrilmesini istemiştir. Bunu savunmuştur. Denemelerinde sorgulayıcı bir yol izler. Üslubunda hafif mizahi unsurlara yer verir. Akıcı ve sağlam bir dille yazmayı hedefler. Montaigne örnek alır. Fransız kitaplar onun için fazlasıyla önemlidir. Yani bir Fransız kitaplardan fikir aldığını söyleyebilirim. Yazılarına günlük konuşma dilini de dahil eder. Yazı dilinde devrik cümlelerin yaygınlaşmasını savunur. Roman ve öykü türünde eseri olmayan bir kişidir, bir sanatçıdır. Bu türde eserler vermemiştir. Deneme örneklerine gelecek olursam, 1945 yılında Günler'in getirdiği, 1952 yılında Karalama Defteri, 1952 yılında tekrardan Sözden Söze, 54 yılında Ararken ve Diyelim adlı denemeleri, 1957 yılında Söz Arasında, 1958 yılında Okuruma Mektuplar, 1960 yılında Günce, 1961 yılında Prospero ile Caliban, 1989 yılında Günlerin Getirdiği Tekrardan, 1998 yılında Günlerin Getirdiği Sözden Söze, 1999 yılında Prospero ile Caliban okurma mektupları adı altında. Sonra dergilerde diyelim ahlak, batıya doğru, dilimiz üzerine, doğru ile yalan, düşe çağrı, edebiyat, fayda, münekkit hakkında, özgürlük, sevgi üzerine sözler ve yeni şiir denemelerini yazmıştır. Belki bundan daha fazla yazdığı denemeler de vardır fakat ben bu kadarına ulaşabildim, bunlara ulaşabildim. Ve de şöyle bir şey var. Bazı kaynaklarda örnek veriyorum bir tane denemeyi bir kaynak deneme olarak incelemiş, diğer bir kaynak eleştiri, çeviri gibi incelemiş. Ben ortalamaya en çok üzerinde durulan konuya göre bunu toplamaya çalıştım. Şimdi bir tane denemesine örnek vermek istiyorum burada. Fazla da zaman almaması açısından fayda denemesini seçtim. Şunu okuyayım. Çok kimseler, hele biraz mektep medrese görmüş olanlar, her işten, her şeyden illa bir fayda beklerler. Ara sıra kırlara çıkmaları, bir su boyunca gezmeleri bile,
hoş bir vakit geçirmek için değil, oturdukları yerden toz, duman olsun olmasın, celdini şehrin pis havasından temizlemek içindir. Vitamin bulunalı beri nefislerini körletip bol soğanlı domates salatasını da hor görmekten kurtuldular. Yoksa salt canları çektiriye yemeği ciddiliklerine bir türlü yakıştıramıyorlardı. Onlar da öyle yol tutturmuş, yaşamanın tadını fayda aramakta buluyorlar. Sanatı düşmanları demeyeceğim. Gerçi işlerinde şiire, musikiye, resme ancak çocukların, bir de çocuk kalmış insanların heves edeceği birer iş diye bakanlar vardır. Bayılırım öylelerine. Düşündüklerini olduğu gibi söyleyen, el alemin ne diyeceğini aldırmayan, boşa boş demekten çekinmeyen kimselerdir. Nurullah Ataş da düşüncesini gizlemekten çekinmeyen bir insan, yeniliğe açık bir insan, fikirlerini insanların efendime söyleyeyim ne düşünür, ne eder diye düşünmeden açıkça ortaya atabilen bir insan ve bu yüzden de bu fayda denemesinde bu cümleye yer verdiğini düşünüyorum ben. Aslında şiir olsun, çeviri olsun, eleştiri yazısı olsun daha fazla alanlarda eserler vermiştir. Fakat konum deneme olduğu için ben sadece denemenin üzerinde durdum. Anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.